Ya bu Tekrar. arada bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu Kongrenize çıkarın. FETÖ'cülerin önemli bir bölümü, hatta tamamı uzun yıllardır niyeyse hep demokratları destekler. Ben hani bana sordun ya Göksu, sence kim alır diye. Tabii Evet. benim bir oyum yok, bir şeyim yok ama sadece o hainlerin bile demokratları destekliyor olması bence benim Trump'ı hani... hiç istemiyorlar Evet, Zafer ya Şahin. Yunus niye Böyle bir öyle? Onların komplo Demokrat vardı. Parti'ye olan bu ilgisi neden? Şimdi şöyle, Trump'ın özellikle FETÖ elebaşı Gitti yayın. bağlantıda bir problem onu var. ikna eder. İşte Fethullah Yunus, Gülen'i o gönderir. başı duyamadık. Sesinde bir problem var. Sesini düzelsinler, kontrol etsin. Edebilirsin, devam Duyabiliyor edebilirsin. musunuz şu an beni? Kesiliyor Şu an sürekli. duyabiliyorsunuz sanırım. Evet. Baştan alalım. Şöyle, şimdi çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde de çok yakın görüşüyorlardı, sık sık görüşüyorlardı ve yetmiş gibi Trump'ın bir de kişisel cep telefon numarasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğini duyuyorduk. Yani böyle bilgiler geliyordu. Ondan dolayı FETÖ'cüler şundan korkuyordu. Bu bizim buradaki işte düzenimizi bozar, Fethullah Gülen'i iade eder. Bunların hepsinden korkuyorlardı. Yani Biden'ı ondan dolayı desteklemişlerdi. Şimdi Trump'ın gelmesini yine istemiyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birebir lider ilişkisi var onunla. Biden'ın böyle bir ilişkisi yok. Biden aşağı tarafa gönderiyor. Bürokratlar görüşsün, bakanlar görüşsün diyor. Hatta bugün şunu söyleyeyim. Bir süredir böyle devam ediyor. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Normalde devlet başkanı kutlar, devlet başkanı bir açıklama yayınlar. Bugün yine Antony Blinken, Dışişleri Bakanı tarafından yapıldı o açıklama. Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmedi. Bu bile gösteriyor hani o ilişkilerin nerede olduğunu. Biden tenezzül bile etmiyor 29 Ekim'i kutlamak için. Bakanına kutlattırıyor. Kim ya, Biden kendi derdine yansın yani hiç. Yunus, şöyle bir şey sorsak, yani 5 gün artık şurada pek bir şey kalmadı. Yani seçimin kaderini etkileyecek bir numaralı etmen nedir sence? Bir ve ikiyi aynı anda söyleyeyim çünkü değişebiliyor. Bazıları için 1-2 oluyor, 2-1 oluyor. Ekonomi, yani hayat pahalılığı, enflasyon, insanların alım gücünün son 4 yılda %30, %40 civarı düşmesi ki dünyanın süper gücünde yaşıyorsunuz ve ekonomik durumunuz, alım gücünün %30-40 civarı düşüyor. Korkunç bir rakam bu. Gerçekten her şey çok pahalılaştı burada. Bir de İnsanlar bundan bizdekine çok bak Yunus. dert ediyor. Ya şöyle, bunu çok söylüyorlar İsmail Dükel. Katılıyorum ama biz şu an Amerika'dan bahsediyoruz. Evet. Siz Amerika'da yaşıyorsunuz, Amerikalısınız, dünyanın süper gücündesiniz. Evet, Türkiye'nin %100 belki daha fazla enflasyonu sizi çok burada zarar verdi, hayatınızı etkiledi. Ama buradaki adamın da %30, %40 çok hayatını etkiliyor. Çünkü hayatında böyle bir enflasyon görmemiş 40 yıldır, 50 yıldır. Yani Reagan döneminden beri böyle bir şey yaşamamışlar. Enflasyon hep %1-2 civarı giden bir ülke. Bir anda market masraflarının %30 arttığını, %40 arttığını gördü. Peki. Benzin masrafının %100 arttığını gördü. Mortgage'ların arttığını gördü. Kredilerin arttığını gördü, faizlerin. Bunların hepsi çok büyük etmen. Şimdi Amerika'da yaşayan kişi, Türkiye'de %100 enflasyon atmış, o zaman durumumuz iyi. Basıyorum tekrar demokratlara demiyor. Yani kendi ülkesine bakıyor yani. Ben çok kötü durumdayım 4 yıl öncesine göre diyor. Orada merak ettim, madem bu konuya girdin. Ücretlerde bu 4 yılda oransal olarak ne kadar bir artış oldu? O konuda bilgin var mı? Şimdi bizdeki gibi tabii hani asgari ücreti şu kadar arttırdık, merkezi bir sistem yok. Tamamen özel sektör üzerinden yürüyor. Özel sektör üzerinden yürüyor ama insanların zamları, maaş zamları enflasyonun altında kaldı. Yani insanlar enflasyonun altında ezildi. Bu ciddi bir sıkıntıydı. İnsanlar ondan dolayı sıkıntı yaşıyor. Mesela Trump'ın pazar günü New York'taki büyük mitinginde cümleye şöyle başladı. Dedi ki, size basit bir soru sorarak başlamak istiyorum. 4 yıl öncesine göre bugün daha iyi durumda mısınız, daha kötü durumda mısınız diye. Olayın net belli yani. Bu en büyük Trump'ın seçim vaadi. Yani 4 yıl öncesine göre çok daha kötü durumdasınız ekonomik olarak. Ben bunu düzelteceğim diyor. Böyle bir vaatte bulunuyor. İki, kaçak göç. Kaçak göçmenler. Yani o sınırın kontrol edilmemesi, şu son 3,5 yılda 10 milyondan fazla kaçak göçmenin ülkeye girmesi, insanların ciddi bir konuda sıkıntısı var. Suç oranının artması, bu bulunduğumuz Washington DC'de de aynı şekilde. Araba kaçırma,
bıçaklı soygun, silahlı soygun, işte buradaki dükkanların soyulması, bunlar çok arttı. Ülke genelinde bunu görüyorsunuz. Yani son 4 yılı insanlar şöyle görüyor. Hayat pahalılığı arttı, alım gücümüz düştü, suç oranı arttı ve kaçak göçmenlerden bıktık. Böyle bir tepki gösteriyorlar. Ondan dolayı Trump geri dönebildi. Ondan dolayı Trump hala seçimi kazanabilme hakkına, şansına sahip. Peki Yunus, bu anlattıkların, yani şimdi bu tabloda Trump kazanacak gibi gözüküyor. Eğer Amerikan halkı böyle yani ondan dolayı zaten önde, yani bir burun önde. Ben hani burun farkıyla şu an önde olduğunu düşünüyorum anketlere göre. Kamala daha fazla oy kazanacak ama delegelerde Trump kazanacak gibi görünüyor. Böyle bir ortam var 7 gün kala anketlere göre. Evet. Şimdi Yunus Paksoy'a geleceğiz aslında. Sorularımız var mı Yunus'a? Zafer Bey, Hazır Hocam, İsmail Bey, İsmet Bey var mı? Peki. Yok. Peki şöyle yapalım. Yunus'a birazdan geleceğiz. Aktaracak Yunus Kamala Harris'in mitinginden. Önemli çünkü. Önemli ve şimdi aslında bunu konuşalım da Yunus Biden'da oy kullandı. Bize biraz anlatabilir misin? Biden dün memleketi Delaware'de erken oy kullandı. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde 47 milyondan fazla insan mektupla ya da erken giderek oy kullandı. Çok büyük bir rakam tabii bu. 47 milyon kişi oyunu halihazırda kullanmış durumda. Toplam seçmen sayısı 220 milyondan fazla ve bunların 47 milyonu şimdiden kullanmış durumda. Bu sayının giderek artmasını da bekliyoruz önümüzdeki 7 günde. Biden da bunlardan biri oldu. Delaware'de bir oy kullanma merkezine gitti. Sıraya girdi. Başkan olduğu için önden almadılar. Sırada bekledi vatandaşlarla. Ve gitti, oyunu kullandı. Şimdi Yunus, böyle bir ekranı da getirdik. İzleyicilerimize de aktaralım. Hazır görüntüler çok güzel. Arkadaşlarımız görüntüleri hazırladı. Biden gitti, oyunu kullandı. Gülümsüyor. Biden görüntüsünü kullandığı anda Yunus Paksoy da aktardı. Artık sayılı günler kaldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kesin Trump'a oy attı, ben söyleyeyim. Biden kime oy vermişti? Şimdi Zafer Bey öyle bir iddia attı ki ortaya. Biden kesin Trump'a oy atmıştı. Hayır, yani görevliye bakarken ben ne yapacağım der gibi bakıyordu üstelik. Yani oy kullanıp kullanmadığı bile tartışmalı. Yok yok, o oyu Trump'a onun. Bu yani %80 oranında siyasetçi refleksi böyle çalışır. Bir de adamı kötü harcadılar. Yani adam aday olacaktı. Kamala Harris'e atmaz asla diyorsunuz. Atmaz. Siyasi atmaz. Hayatını bitirdi sonuçta tabii. Kamala Harris. Üçüncü bir aday yok değil mi Yunus? Yani ya boşattı. Yani aday çok. Yani biz tabii Amerika'da iki parti sistemi var diye biliyoruz ama aslında mesela Yeşil Parti de var, Bağımsızlar da var. Biz niye iki parti diyoruz? Çünkü bu iki parti dışında kazanma ihtimaliniz %0'a yakın. Tamam işte. O zaman iki parti gibi. O zaman bence o partilerden bir tanesini oyuna atmıştır. Trump'a da vermez sonuçta, rakip olmuş. Ama Kamala'ya oy vermediğine, tabii bunu ispatlamamız mümkün değil ama eminim ben. Yemin ederim ama ispatlayamam. Biden neden erken oy vermiş olabilir? Unutmasın diye. Tarihi mi? Hayır, hazır aklıma gelmişken. Hayır, vakti kısıtlı adamı zaten bir an önce. Hayır, bir de şimdi mesela seçime... Son dönemi başkanlıkta. Peki oy verdi. Yani hayatını kaybetti. O nasıl olacak seçimden önce? O zaman bizdeki tartışma. Ölülerin oylarıyla bizde her seçim dönemi olur biliyorsun bu. Şimdi erken oy kullanma muhabbeti şundan dolayı önemli. 220 milyondan fazla seçmen var. Ülkenin bir tarafından bir tarafına gitmek uçakla 5,5-6 saat. Yani devasa bir ülke, devasa bir seçmen sayısı. Hani bunu bir günde bitirmek çok zor olabiliyor. Zamana yayılan bir seçim sistemi. Ondan dolayı teşvik ediliyor. Hani gidin oyunuzu kullanın. Yani önümüzdeki hafta salı, işiniz çıkabilir, ayağınız kırılabilir, başka bir şey olabilir. Yani gidin oyunuzu kullanın, garanti olsun diye. Teşvik ediliyor erken oy kullanma.
Ya Yunus, sana böyle anında cevaplamanın çok zor olduğu sorular soruyoruz ama sen altından başarıyla kalkıyorsun. İsmet ya abinin... Arkanda biri var diye sana bakıyor. Kameraya da çekilsin istiyor. Çok özür dilerim Zafer Bey. Korkutucu. Ne yazıyor? Benim demin kastettiğim bunlar değil. Hayır, çekilsin. Hayvanlarla ilgili deney yapmayı durdurun. Hayvanlar üzerinde deney yapılmasını sonlandırın diye. Hatta yani hayvanın kafasında falan işte buraya dikiş atılmış. Burada bir şey de sokmuşlar. Yani hayvanların üzerindeki deneyleri bitirin diyor. Yani kobay olarak kullanılmalı. Evet. Evet. Hayvanların kullanılmasını sonlandırın ve 22 milyar dolar hani buraya gitmesin gibi bir siyasi mesaj veriyorlar. Yani biz ilk siyasi mesajı burada gördük. İlginç bir protesto şekli. Ya İsmet abinin sorusu önemliydi Yunus. Şimdi oy verdi, sonra hayatını kaybetti. Ne oluyor? Bunlar düşüyor mu sistemden? Nasıl oluyor? Ya şimdi o işler çok büyük sıkıntı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nedenini söyleyeyim. Bu insanlara şok gibi gelebilir. Mesela seçim günü ne yaptınız geçtiğimiz sene? Gittiniz en yakınınızdaki kayıtlı olduğunuz okula. Kimliğinizi, TC kimlik kartınızı çıkardınız, verdiniz. Onlar da isminizi buldu, imzanızı attınız. Pusulayı verdiler. Gittiniz oyunuzu kullandınız. Türkiye'de böyle. Amerika'da bazı eyaletlerde kimlik zorunlu değil. Şimdi cumhuriyetçiler bunu en büyük seçim hilesi kanıtı olarak gösteriyor. Yani biri gidip diyebilir mesela Zafer Şahin dedi ki ben Yunus Paksoy'um, gitti benim yerime oy kullandı gibi diyorlar. Ya da ölmüş bir kişinin işte düşmediyse kaydı sistemden gidiyorlar onun yerine oy kullanıyorlar. Ya da birden fazla oy kullanıyorlar. Böyle iddiaları var cumhuriyetçilerin. Ondan dolayı Trump mesela bu iddiayı kullanıyor 4 yıldır ben aslında o seçimleri kaybetmedim diye. Peki demokratlar niye istemiyor yani? 2024 yılında teknoloji bu kadar gelişmiş, dünyanın süper gücünde niye kimlik gösterilmesi büyük bir tartışma konusu? Diyorlar ki ırkçılık bu. Irkçılık. Ne alaka ırkçılıkla? Şöyle diyorlar, bazı siyahi vatandaşlar işte gidip kimlik çıkartamamış olabilir. Burada da kimlik yok bu arada. Yani şey, ehliyet gösteriyorsunuz ya da pasaport gösteriyorsunuz. Çıkaramamış olabilir. Hali vakfi yerinde olmayabilir. Bu onun oy kullanamayacağını göstermez. Bu ırkçılıktır. Daha dezavantajlı azınlıklar için bu bir uygun durum değildir. Biz istemiyoruz diyorlar. Böyle tuhaf bir tartışma 2024 yılında. Kimlik gösterelim mi göstermeyelim mi? Yunus, şimdi posta ile oy kullanacak seçmen sayısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 47 milyon seçmen oy kullandı başlığı üzerine. Aslında senin de değindiğin noktadan devam edelim. Posta ile oy kullanacak seçmen sayısı 60 milyon. Toplam seçmen sayısı 244 milyon. Toplam erken oy kullanan seçmen sayısı 47 milyon. 2020 seçimlerine katılım oranı %66. Bu grafik bize ne anlatıyor? Bu yıl farklılık gösterir mi? Şimdi 2020 yılında çok ateşli bir ortam vardı. Evet. Covid'in ortasındaydık. Ayrıca BLM hareketi yani siyahilerin hareketi Amerika'yı yakıp yıkmıştı. Amerika'nın dört bir yanında protestolar, isyanlar çıkmıştı. Trump'ın 4 yılının sonuydu. İnsanlar Trump'ı göndermek için inanılmaz mobilize olmuştu. Bir de siyahi seçmen normalde tarihi olarak çok gitmez sandıklara. Hani gerek duymaz zaten bizim için bir şekilde değişmiyor durum diye. Ama 2020'de herkes çıkıp oy vermişti. Bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti. Bu seçimde o kadar bir yoğunluk olur mu? Bu bir soru işareti. Yani o %66 iyi bir oran Amerika gibi bir ülke için seçime katılım oranı. Bu sefer o oran düşer mi? Göreceğiz. Ama %66 oranı gerçekleşirse bu yıl seçimlerde 165 milyon kişi oy kullanmış olacak. Büyük bir rakam bu. Katılma oranının düşmesi hangi adaya yarar bu durumda? Tabii kimden azaldığına bakmamız lazım ama geçen sefer demokratlar insanları müthiş harekete geçirdiği için, müthiş mobilize ettiği için oradan düşerse Trump'ın işine yarar. Bu da kritik bir olay. İnsanlar da girmeye başladı bu arada yavaştan. %66 ciddi bir rakam değil zaten, bu çok düşük. Yavaş yavaş ama giriyorlar içeri değil mi? Avrupa'da %50 bile değil birçok. Bu ama doğru. Yunus, %66 oranı diğer seçimlere göre oldukça yüksek değil mi? Seçime evet. Katılım oranı. Evet. 2020 seçimlerinde. Bence gayet iyi. Yani hani Batı standartlarında %66 iyi bir oran. Sanıyorum Barack Obama dönemi dışında zaten hep bunun altında seyretmişti. Evet. Evet. Ama 2020'yi hatırlayın. Yani o evet. Covid'in getirdiği insanlarda bıkkınlık, işinden ayrılmışlar, işlerinden olmuşlar, evde oturuyorlar.
yazın isyanlar çıkmış, ırk tansiyonunun çok yükseldiği bir zaman insanlar hani ölüm kalım seçimi olarak görmüştü Donald'ı. Ne yapıp edip Trump'ı göndermemiz lazım diye bir seçim kampanyası yapmışlardı. Şimdi de işte o bir tişört göstermiştim ya, geri dönmeyeceğiz diye, geri dönmüyoruz diye. O sloganın mantığı o. Hani o günlere, Trump günlerine geri dönmeyeceğiz diye insanları harekete geçirmeye çalışıyorlar. Bir daha izin vermeyelim, o bir faşist, o bir diktatör diye. Oranın sıkıntısı şu, siz iktidardaki birini göndermek için insanlara heyecan verebilirsiniz ama siz iktidardayken tek vaadiniz muhalefet geri dönmesinse bu ne kadar insanları motive edecek? Bu büyük bir soru işareti. Yunus, bu Trump'ın başkan yardımcısı olarak açıkladığı kişi ilk dönemde çok tartışılmıştı. Biz ne onu ne Kamala'nın yardımcısını sanki bu kampanya döneminde görmüyor gibiyiz. Öyle midir usul? Mesela Musk, Elon Musk çok daha aktif rol oynuyor Trump'ın kampanyasında. Ya bu bilinçli bir tercih mi yoksa genel olarak bu başkan yardımcıları öne çıkmaz mı? Yardımcıları mitingler yaptı. Birçok mitinge katıldılar. Televizyon programları, radyo programları, internet yayınları bunlara çıktılar. Ama tabii hani Amerika'da direkt olarak lider bazlı, başkan bazlı. Yani başkan seçiyor insanlar. Başkan yardımcıları çok da hani ibreyi o ya da bu yöne yönlendirmiyor. Müthiş bir hata, müthiş bir skandal yapmadıkları sürece. Yine de gidiyorlar insanlar, diyorlar ki Kamala mı Trump mı? İkisinden biri. Seçin bu ikisi arasında. Bundan sonra aslında göreceğiz, orada çok az bir süre kaldı. 5 Kasım tarihi. Ve ama şöyle Göksu, bak mesela Kamala, evet başkan yardımcısı, bak ne oldu? Biden enteresan bir durumla karşı karşıya kaldı. Şimdi Trump da çok ileri bir yaşta aslında. Biz hani Biden'a yaşlı diyoruz da. 46 doğumlu. Evet yani. Aslında Biden'la hemen hemen yaş aralıkları aynı değil tabii mi? Tabii çok da şey değil. O yüzden hani. Büyük yaş var aralarında. Mesela Trump'ın yardımcısı için Yunus, hani hatırlıyorsan evet Trump bunu yardımcısı olarak seçti ama hani bir dönem sanki Trump'ın tam karşısındaydı. Yani Trump orada böyle bir bilinçli... Evet, Trump'a Hitler diyordu. Evet, böyle bilinçli bir... Trump'a Hitler diyordu 2016'da. Evet, yani böyle bilinçli bir seçim mi ya da Trump'ın yanına monte mi edildi bu adam? Yani şöyle açıklıyor onu aslında. Gerçekten çok ilginç. 2016'da Trump'a Hitler diyen biri şimdi Trump'ın başkan yardımcısı olmak için seçime giriyor. Dedi ki o zamanlar yanlış düşünmüştüm, sonra kendisiyle tanıştım. Öyle biri olmadığını gördüm. Sonuna kadar Trumpçıyım diyor. Yani ne kadar inandırıcı, bu da bir soru işareti. Mesela Trump'ın başkan yardımcısının eşi Hindistan kökenli. Ama Trump ve taraftarları hani birçok noktada ırkçı olabiliyorlar. Bu da yalan değil. Yani ırkçı oldukları da çok sürpriz değil. Ondan dolayı nasıl yediriyor kendine diye çok büyük eleştiriler de aldı. 2016'da Hitler diyorsun, eşin Hindistanlı. Ama onunla birliktesin böyle ırkçı biriyle diye çok yerden yere vuruluyor. Yunus, Trump'ın yardımcısı olan kişi, yani adayı olan kişi bir açıklama yaptı galiba yeni. Ukrayna toprak tavizi vererek Rusya ile anlaşmalı diye. Bu orada bir etki yapar mı Amerikan kamuoyunda? Yani başkan yardımcısının söyledikleri, dediğin gibi seçimde gidip oraya vereceğim, buraya vereceğim değişikliği yapmaz ama onun ciddi anlamda Ukrayna yardımlarına karşı biri olduğunu biliyoruz. Hatta Senato'da da çok bu konuda savaşıyordu. Senatör çünkü kendisi. Ukrayna'ya niye para yolluyoruz? Bu savaşı bitirmeliyiz diye o konuda Trump'la birebirler. Onu söyleyebilirim. Hayır, lehte veyahut da aleyhte bir etkisi olur mu bu sözlerin? Zaten Trump'ın görüşü de bu yönde. Yani bu savaş bitmeli, Ukrayna'ya para göndermemeliyiz. Zelenski dünyanın en iyi pazarlamacısı. Her geldiğinde 60 milyar dolar koparıp gidiyor. Hani bunun gibi birçok açıklaması oldu. Zaten kampanyanın görüşü bu. Resmi siyasi görüşü. Evet.